Şimdi dünyadaki ülkelerin yükseliş ve düşüşleri. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman ne görüyoruz? Hani Çin'i görüyoruz. Sonra işte Dutch'ı görüyoruz. Dutch dediğimiz Hollandalılar. İşte British'ler var. Sonra da Amerikalılar var. Yani baktığın zaman aslında grafik şuna dönüyor. Yani bir cycle şeklinde. Bir ülkenin doğuşu, yükselişi, sonra kemale erişi, ondan sonra düşüşe gelişi. Yani bu işte güneş gibi artık yani. Güneş gibi doğuyor, büyüyor, tepeye çıkıyor, ondan sonra düşüşe geçiyor. Yani bir söz var. Kemalihu, zevalihu. Yani kemale eren şey zevale mahkumdur diye. Bir tane ülke o zaman süper power oluyor. Yani baktığın zaman bu zaman Hollandalılar, sonra British'ler, sonra Amerikalılar ve arkasından Çin geliyor. Ve her bir ve bu ülkelerin hani gücünü niye göre ölçüyorlar? Gücünü eğitim, inovasyon, compatibles, economic output, trade, military, financial center ve paranın rezerv statüsü. Yani bu güçleri hani bir ülkenin ne kadar güçlü olduğunu bu verilere bakıp bunların ortalamasını aldığı zaman bu şekilde bir grafik çıkmış oluyor. Bu sıraya göre mi iyileşiyormuş? Evet. Yani ilk önce eğitimden başlıyor. Evet. Sonra o Sonra teknoloji. teknoloji ve inovasyon geliyor. Arkasından rekabet gücü geliyor. Daha sonra ekonomik output artıyor. Zaten diğerleri hepsi beraber bakacak olursak yani. Militer de Rezerv beraber. statüsü ne Hani demek? finansal da beraber. Paranın rezerv olması, dünyada kabul görmesi daha sonradan gelmiş olur. Ha, şimdi dolar böyle yani. Aha, evet. İnşallah bizim grafik oturur. Ha. Ve Bizim şundan sonra başlayacak. şeye bakarsak bu geçiş süreci de 250 yıllık bir süreye tekabül ediyor. Yani ülkenin yükselişi, sonra en tepeye gelişi, ondan sonra çöküşü. Ve bu geçiş süresi de 20 10'la 20 yıllık geçiş süreçleri takip ediyor. Yani bir ülkenin gelip diğerinin geçme süreci 10-20 yıllık sürelere tekabül ediyor. Çok kısa zaman. Evet. Şimdi bu güçler neymiş? Onları bir inceleyeceğiz. Birincisi eğitim. Yani eğitim arttığı zaman zaten diğerlerini tetikliyor. Arkasından inovasyon geliyor. Ve bununla beraber compatibility geliyor. Yani daha ucuza. Competitiveness. Evet. Daha ucuza mal ediyor. Ve bu şekilde de ekonomisi artıyor. Ve ticareti artıyor. Dünyadaki payından elde ettiği ticaret payı artmış oluyor. Daha sonra bununla beraber, ekonomik güçle beraber, militari ve teknolojiyle beraber askeri gücü de yerine geliyor. Ve bütün bunlarla beraber ticaret attığı için, para kazandığı için financial durum da iyileşmiş oluyor. Ve son olarak da rezerv para olarak kabul ediliyor bu ülkenin para birimi. Şu anki dolar gibi. Bayraklar Fransız bayrağı mıydı? Şimdi bu büyük döngüde ne varmış onlara bakacağız. Şimdi ilk önce yeni dünya düzeni ortaya çıkıyor. Yani şuradaki hani geçiş sürecilerinden sonra hani bir ülke artık lider konuma geçiyor. Hani diğerini yenmiş oluyor. Bu savaşlar oluyor genelde. Daha sonra yeni dünya düzeni olduktan sonra ortada barış ve productivity dönemine gidiyor. Zenginlik. Ve insanlar bundan sonra gevşemeye başlıyor. Ve mal sahibi olmaya çalışıyorlar. Bununla beraber financial bubble oluşuyor. Yani 2008 krizindeki gibi herkes mal almaya çalışıyor. Ve zenginle fakir arasındaki pay büyüyor. Ve bu noktada artık en üst noktaya gelmiş oluyor bir ülke için. Daha sonra da finansal sıkıntılar başlıyor. Durgunluklar başlıyor. Ve bu durgunluğu ve finansal durumu düzene çıkartmak için Merkez Bankası para basmaya başlıyor.
Tabii bu da çözüm olmuyor. Daha sonra ihtilaller ve savaşlara doğuruyor. Ve ondan sonra da borç bataklığı ve politikalar, politik sıkıntılar. Daha sonra zaten başka bir dünya, başka bir ülke yeni dünya düzenini ele almış oluyor. Yani aslında baktığımız zaman büyük resim bu. Yani az önceki bahsettiğimiz piyasa ortamı, sonra herkesin para toplaması, paranın rezerv olması, daha sonra ekonomik durumdaki açığın büyümesi, fakirle zengin arasındaki iyice büyüyor. Ondan sonra tabii herkesin borcu giriyor bankalara. Tabii bu şey mal varlığı neyle oluşuyor? Bankalardan borç almayla. Bu borç büyüdüğü zaman herkesin kazandığından daha çok borcu olmuş olur. Ve kimse para bir şeyler alamamaya başladıktan sonra durgunluk oluşuyor. Ve fiyatlar düşmeye başlıyor. Ve bundan sonra enflasyon çok yükseliyor. Ve Merkez Bankası para basmaya başlıyor. Para bastıktan sonra zaten paranın değeri düşüyor. Ve sıkıntılar başlıyor. Ve ihtilaller başlıyor. Ya da savaş başlıyor. Daha sonra ufukta yeni bir şey beliriyor. Yeni bir güç diyeyim artık. Gelecek olan güç. Çünkü bu arkadan yetişiyor. Ve bu kesişme dönemi kesinlikle bir savaş ya da sürtüşme durumuna sebep oluyor. Ve bu savaştan sonra artık bu çöküşe geçen ülke yeniliyor ve diğer ülke artık yeni dünya düzenini ele almış oluyor. Ve bu şekilde bir döngü şeklinde devam edip gidiyor. Yani ülkelerin hani ekonomik gücüne bakılacak olsa hani buradaki grafik bu şekilde. Hani Osmanlı ülkesi de var. Mesela 1400'lerden itibaren yükselişe geçmiş. 1600'lü yıllarda en üst noktasına erişmiş. Yani kemale erişmiş. Ondan sonra da batışa geçmiş. Yani burada bir şeyi görüyoruz artık. O cycle'ı görüyoruz yani. Ve bundan sonra da hani 1900'lü yıllarda tabana ulaşmış oluyor. Bundan sonra da muhtemelen cycle devam edecek. Ve son olarak da Çin ve Amerika. Yani Amerika'ya baktığımız zaman şu an aslında durgunluk ve çöküş dönemine girmiş gözüküyor. Ve arkasında da Çin çok iyi bir şekilde geliyor. Ve bunun kesişim noktası muhakkak bir savaşa sebep olacak yani. Bunu zaten şeyle görüyoruz, ekonomik savaşta başlangıç olarak. Çünkü Amerika bu dünyadaki oldaki pozisyonu bırakmak istemiyor. Ama Çin de arkadan sağlam bir şekilde geldiği için bunlar bir şekilde burada çakışacaklar yani. Hani bu geçiş döneminde 10-20 yıllık, belki 30 yıllık geçiş sürecini içinde barındıracak yani. Ondan sonra da muhtemelen Çin artık yeni dünya düzeninin üstündeki şey olmuş olacak yani. Sonunda Türkiye inşallah. Evet.